Afetlere çok yatkın bir ülke olduğumuz belli. 31 doğa olayından, dünyadaki afetlerden 28'i ülkemizde görülüyor. Zaten bu bizim ne kadar riskli bir grupta olduğumuzu ifade ediyor. Biraz bunun üstüne neler söylersiniz? Şimdi bu yani tabii hepsini saymak zor. Şimdi bu 31 doğa Tabii. kaynaklı afette bizde tayfunlar yok. Yani bu hurricane ya da tayfun denilen bu tropiklerdeki dev azman fırtınalar var. Gerçi Türkiye'de onu bazıları karıştırıyor. Ona kasırga diyorlar. Kasırga bize mahsus bir rüzgar. Yani bizim ülkemizde de olan bazı kuvvetli fırtınalar var. Çatıyı uçurur mesela bir fırtına. Kasırga koptu deriz ama bu tabii Amerika'da olan işte Japonya'daki olanlarla aynı şeyler değil. Onlar tayfun. Bizde tayfun yok. Bir de volkan patlamaları yok yani aktif volkanlarımız yok. Evet. Diğerlerini ne ararsan bizde var. Sel, hortum, yıldırım, kuraklık, deprem, aklınıza gelen her şey yani. Hatta çekirge istilaları, çekirge salgınları şeyleri. Mesela şimdi Ankara'da var ya bıdı bıdı çekirge diye bir tane türkü var. Türkü var orada. Bursa'da çekirge diye bir semtin adı var. Bunların nereden geldiğini bakarsan eskiden çekirge salgınları da varmış. Yani bunlar tabii çok şey. Kıtlık yapan şeyler bunlar. Yani büyük kentler en büyük risk havuzları, en büyük tehlike havuzları bunlar. Yani köylerde yaşamak çok daha güvenli artık yani eskisi gibi değil. Şehirsel eskiden daha güvenli gibi düşünülürdü. Şimdi köyler çok daha şey yani güvenlik. Kentler bu hızlı bir yaşam tarzı var, çok büyük nüfus var. Yani çok kırılgan bir yaşam oluyor kentlerdeki. Mesela işte bir yağmur yağdığı zaman şiddetli bir yağış, bir alt geçitte suyu birazcık yükselttiği zaman bütün şey duruyor trafik. Mesela kırsalda böyle bir şey olmaz yani bu kırsaldaki insan mesela diyelim gibi deprem oldu. Kırsaldaki adam 3 gün, 5 gün kendi kendine hiçbir alışveriş yapmadan yapabilir. Ama kentte gündelik ekmek alıyoruz biz bakkaldan. Yani bir 2 gün, 3 gün ekmeksiz kalmak bile bizim için büyük kıtlık. Yani kent yaşamı, yani aslında bu yüzyılın bir şeyi bu. Risk toplumu olduk yani toplum olarak gelişme, sosyolojik baktığınız zaman bir risk toplumu haline geldik. Bu risk toplumunda bir de Türkiye'nin şeyi var, jeolojik, meteorolojik yapısı var. Fay hatlarında büyük bir nüfusumuz var, sanayimiz var. Yani her an bir deprem olma ihtimali var, büyük bir deprem. Zaten küçük depremler, depremçikler sürekli oluyor. Zaten AFAD mesela 4'ten küçükleri zaten şey yapmıyor, bildirmiyor. Artık o depremcik yani onlar binlerce. 4 ve üzeri yani hissedebilme ihtimali olan şeylerde varız. Yapacağımızı Eğitimde bilemiyoruz bir tabii. problem ne biliyor musun? Biz hep kitabi eğitim alıyoruz. Anlatıyor birisi, oturuyoruz böyle. Birisi PowerPoint'te anlatıyor. Tamam öğrendik. Yok öyle, öyle öğrenme yok. Hocam ve biz... Yapacaksın. Yaparak, yaşayarak, hayat tarzını reflekse Şimdi dönüştürmemiz hocam lazım. Türkiye'de en çok ilk yardım eğitimi alınıyor değil mi? İş sağlığı güvenliği yasaları kapsamında şirketlerde belirli insanlar ilk yardım bilmek zorunda. Dışarıda gönüllü olarak Kızılay'a gidiyoruz, firmalara gidiyoruz, eğitimler alıyoruz. İlk yardımı konusunda biraz iyiyiz diye düşünüyorum ama orada da Cidden galiba sıkıntılarımız şimdi var gibi. Daha çok alıyoruz eğitim ama uygulayan kaç kişi uygulam. var bunu Yani şimdi ben burada düşüp risk bayılsam ilk yardım gerçekleştiğinde? eğitimi ben bazen deniyorum. Diyorum şimdi bayılayım burada. Bakayım ne yapacaksınız? Böyle insanlar kalıyor, donup kalıyor. Ay filan. Hocam zarar vermekten de korkuyoruz karşı O tarafından zaman yok. bazen. Eğitimin yoksa en iyisi hiçbir şey yapmamak yani. Yardım isteyeceksin. Ya şimdi bu konu anaokuluna başlaması lazım. Tamam, Bak ona gelelim hocam. Amerika'da anaokulunda çocuklara evde yalnızken anne babası yokken birisi telefon ederse tanımadıkları birisi Tamam. telefona nasıl cevap vereceklerini bile öğretiyorlar. Bizde çocuklar evde anne baba yok birisi aradı ne der? Annem Anne. evde yok der. İşte onu demeyecek. Şu anda müsait değil telefona gelemiyor demesi gerekiyor. Bunlar bu kadar basit şeyler. Şimdi bunu panoramik falan diye alır bazı bizim millet. Ama değil. Yok değil. Bunlar güvenli yaşam kültürü. Çocuk bir yangın çıktığı zaman itfaiye arasa evin posta adresini verebilir mi? Yoksa caminin oradan sağa dön falan değil. Adresi bilecek çocuk telefonunu. Adresini bilmesi gerekiyor. Yani böyle basit şeyler. Amerika'da anaokulu çocuklara şarkıyla, türküyle şey öğretirler. Yangın olunca sen bu şarkıyı söyle. Sana bu şarkı yangında ne yapacağını söylüyor. Tamam. Ve akılda kalacağım. Değil Tabii ki de mi? İşte unutmayacağım, aboneyim akılda abone kalacağım. şarkısının yerine yangın olunca işte dur, yat, yuvarlan,
çök öyle ilerle filan. Türkü geldi aklıma. Yangın olur biz yangına gideriz. Öyle şey abi. Elde baltalar orman keseriz filan diye. onları unutacak. Şimdi bu tabii yanlışları da unutmak lazım. Tabii. Ha o şey belki tulumbacı. İtfaiye gönüllülüğü için güzel bir türkü belki de. Hı-hı. Aslında bizim gönüllülük de çok önemli. Hı-hı. Afet gönüllülüğü, kızlar gönüllülüğü. Şimdi hocam bu anaokuluna itibaren çocuklara oyunlarla, şarkılarla, türkülerle farkındalık eğitim vermesi gerekiyor. Tamam. Sonra ilkokul, ortaokulda bilgi. Bak, ondan sonra beceri. Hem bilgi hem beceri ama. İşte yangın tüpler 3'e ayrılır. Şudur budur. Sonra yaz bakayım evladım kaç ayrılır? 1, 2, 3. Aa biliyor. Yok öyle bir şey yani. O bilmek değil. Yapabiliyor olmak bilmek. Mesela ben şimdi yemek kitabını alsam, okusam. Yemek yapabilir miyim onunla? Yani yemek kitabını ezberlesem iyi bir aşçı olamıyorum. Onu yapabilmek, o sanat, o beceri. Bize beceri eğitimi yok. Biz sadece kuru kuru bilgiyi topluyoruz. Beceri eğitimi yok. Çok haklısınız. Bunu bize öğretenler ne kadar bunu? Mesela okullarda diyorsunuz ya, anaokullarında, kreşlerde vesaire oralardan itibaren başlayacak. Tabii eğitim oradan başlıyor. Oradaki eğitmenler, öğretmenler bu işi ne kadar i̇şte, biliyor onları da önce bir eğitim yapalım. İşte tabii. İşte şöyle yap. Şimdi ben ne yapmaya çalışıyorum biliyor musun? Ben alttan böyle talep yaratmaya çalışıyorum. Evet. Veliler diyecek ki ben çocuğuma bu afet kültürünü verin diyecek okula. Okulda diyecek ki bak bunlar böyle bir şey. Biz bu hocalarımızı yetiştirelim, eğitelim diyecek şimdi. Mesela şimdi belediye kanunu 59. maddesi bütün belediyelere halkı eğitmek görevi veriyor. Ama hangi belediye yapıyor bu işi? Çünkü halk istemiyor ki yapsın belediye. Yani şimdi biraz halktan talep gelmesi lazım. Anlıyor musunuz? Bir talebi yaratmamız gerekiyor. Yani ben şimdi belediyede oturduğum ilçede nerede çorba içeceğim? Nerede barınacağım? Bir şey olduğu zaman nereye gideceğim? Haberleşmeyi nasıl? Bilmiyorum. Şimdi ben bilmiyorsam afeti hiç bilemeyeceğim. Şimdi ben bunu gidip belediyeye sormazsam belediyede bu konuda oturup bir şey bana sunmaz. Çünkü belediyenin zaten işi başını açmış. Ne talepler geliyorsa gündelik istek halktan onu karşılamaya çalışıyor. Bir de öncelikle vatandaş bunu bir kere kendi gündemine alması lazım. Tabii isteyecek. Zorlayacak, talep edecek. Yani hani talebe vardı ya eskiden talep eden. Evet, talep eden. Şimdi talebeler talep etmiyor. Cep telefonuyla oynuyor genellikle. Böyle bir sıkıntı var. Yani bu ondan sonra bu beceri çok önemli. Yangın söndürmeyi bilmeyecek, yapabilecek. Öyle ezbere biliyor. Bütün kazları ezberlemiş. Oho geç onları. Yani ilk yardımın maddelerini bilmek öyle yok işte solunumdu şuydu. Bu yapabiliyor mu? Ona bakmamız lazım. Bizde beceri eğitimi çok zayıf. Bir kere yüzme gibi. Zaten hadislerden biridir. Yüzme yani yüzme, ok atma. Bunlar hani şimdi belki ok kaldı ama yani yüzmeyi öğrenmek beden eğitim derslerinde yani bunlar yani hocam, yoksa bunun için de tesis lazım, altyapı lazım. Ya dereler var orada. Ama tabii temiz olacak. Yani ben gittiğim zaman okula çocuğumu kaydedeceğim zaman afet planınız var mı? Afete hazırlığınız var mı? Afet tatbikatları yapıyor musunuz? Ya bunları soruyorum ben. Yani bir deprem olsa ben okul zamanında çocuğumu ne yapacaksınız? Çocuğumu ne olacak çocuk? Kaç günlük burada gıdanız var? Ne kadar zamanda çocuk bakabilirsiniz? Çocuk burada uyuma, gece yatma, konaklama imkanı var mı? Diyelim ki deprem şeyde oldu, servisteyken oldu. Nasıl bir prosedürünüz var? Bunları ben sordum. Baktım eksikleri var onlara yazdığım kitabı da verdim bir tane. Bunlara göre tamamlayın bunu diye. Şimdi bir de okullarda şimdi deprem olması gerekmiyor. Çocuk bir dolabı çekiyor veya televizyon evde de üstüne altında kalıp ölüyor. Sabitlemek lazım. Bütün eşyaları sabitlemek lazım. Hastanelerde de öyle. Şimdi 9 büyüklüğünde depreme dayanıklı hastane yapıyoruz. İçindeki bütün röntgenler, yani bütün MR makineleri, aletler hepsi delik gibi havada duruyor. Yani mesela işte yataklar, onların bazen ayaklarında frenleri var. O frenler bile basılı değil çoğu yerde. Bir deprem olduğu zaman ne oluyor? Yataklar bu tarafa savruluyor. Kablolar hastayı geri çekiyor. Böyle bir şey olabilir mi yani? Mesela en son depremlerde dikkat etmişseniz hep asma tavan problemi yaşıyoruz. Bodrum'da asma tavanı, Van'daki eğitim hastanesi bir hafta kullanamadı, asma tavan çöktü. Ya şimdi bu afetlerde en zayıf halka kadar güçlüsünüz. Bina 9 büyüklüğünde 10 metre depreme dayanıklı ama asma tavanın çöküyor. Bütün röntgen MR makineleri yıkıldı. Bütün yataklar yerinden sağa sola savruluyor. Böyle bir olmaz yani. Buna bir bütün olarak bakmamız gerekiyor. Biz bu işi biraz böyle... Hocam sınıfta kalmışız istediklerinize göre. Yani ben hani bilmiyorum işte afat ya, var, bir sürü birimiz ya var da problem de çok. Yani şimdi Türkiye'de o kadar çok eğitim yapılıyor ki ama denizde kum gibi kalıyor. Yani şimdi afatın da tabii en büyük sıkıntısı bu göçle uğraşmak oldu. Suriyeliler. Suriyeliler bütün afatı
kendi görevinden, işinden alıp oraya konsantre olmasına neden oldu. Ya bir de bu iş yani bir tek afatla olmaz. Toplum yani evden başlıyor. Ya şimdi bizi dinleyen vatandaşlar düşünecek yani ben evdeki dolabı, gardırobu, tepemde sallanan 50 kiloluk avizeyi gelip de belediyeye afat sabitlemeyecek yani. Onu ben yapmam lazım. Şimdi vatandaş da burada üstten düşeni yapması lazım. Ben şimdi eğitimlerde soruyorum. Ey vatandaş, millet neyse salondakiler. Şimdi siyasetçi gibi oldum. Hocam siyasetçi gibi sesleniyor olabilir. Yok öyle. Siyasetçiliğim yok. Ya diyorum ki gardırobunuz var mı? Diyorum var diyorlar. Sen de yanına mı yatıyorsun? Evet. Her gece yatınca gardıroba bakıyor mu? Evet. O sana bakıyor. Evet. Kafana düşer mi? Evet düşer. Ne olacak? Ya hocam diyor o tarafta diyor eşim yatıyor diyor. Boş ver diyor. Şimdi böyle işin dalgası. Ya arkadaş bu sabitlesen bunu. Bunun bir tedbirini al çocuğun. Sonra var ya ne oluyor biliyor musunuz? Keşkelerle bütün vicdan azabı çekiyor. Marmara depreminde çocukları rafların yanına koymuşlar kitaplığın. Kitaplarda o zaman ansiklopediler veriyordu ya gazeteler. Kalın kalın böyle duğla gibi. Beşikte onun dibinde o ansiklopedilerin devrilmesi, dolabın devrilmesinden çocuk bebek öldü. Sonra keşke ben çocuğu buraya koymasaydım. Keşke ben bu dolabı sabitleseydim. Keşke bu kitapların önüne şerit çekseydim. Keşke eve bir yangın söndürücü alsaydım. Keşke bir duman detektörü alsaydım. Ben şimdi eğitimlerde soruyorum. Kaçıncı katta yaşıyorsunuz? 5. Evin yanar mı? Yanar. Gece saat 3'te uyukluyorsun. Yatak odasında yangın çıktı. Kaç dakika duyarsın? Duymaz. Hocam siz yapmıyorsunuz. Atıyorum mobilya alıyorsunuz. Kütüphane. Evet. Mobilya firması atıyorum. Onun bile sabitleyin demesi ya da gelip sabitlemesi falan bunlar çok önemli şeyler. Yani. Şimdi hocam bu deprem konusu mutlaka evde başlaması lazım. Tamam. Toplum tabanlı afet yönetimi deniyor buna. Hı hı. Neden? Çünkü biz deprem olduğu zaman mesela evdeysek yalnızız, kimse yok. Yani ilk dakikalarda kimse devlet falan, konu komşusuna yardım edemeyecek. Herkes afetzede. Yani İstanbul'daki afet, doktor, polis, ambulans, itfaiye herkes afetzede olacak. Onların yakınları da afetzede olacak. Şimdi böyle bir ortamda İnsanları ancak kendi bilgisi ve hazırlığı koruyor. Ben şimdi deprem oldu. Şimdi depremin sıfırın saniyesine hazırlık diye bir şey var. Tamam. Üçüncü saniyesine, üçüncü dakikasına, üçüncü saatine ve üçüncü gününe doğru gidiyor. Bu Japonlarda 3 aylık bir şey. Ben derdim 30 dakikaya kadar hazırlansak yeter. Yani 3 ayı vazgeçtim. Şimdi deprem olmadan önce bir kere herkes bina sağlam olacak. Bina sağlam değilse yapacak fazla yapacak bir şey kalmıyor. Yok. Birinci şey bina sağlam. Bu bizim millet araba almaya giderken onu tamirciye getirip gösteriyor. Ama ev alacağı zaman kimse göstermiyor. Fayansını arıyor. Yok işte efendim manzarasına şuna buna bakıyor. Evin sağlamlığına bakan çok az. Yeni yapılar çok şükür hocam. Değil mi? Yeni yapılar çok şükür yani. Ama çok pahalı. Yine eskiye. Eskisi dedi. Hala çok büyük miktarda. Evet yenilenmek kentsel dönüşüm çok olumlu bir olay. Bir de yenileniyor bir arada. Ama hala çok büyük miktarda eski bina stoğumuz var. Hocam mesela önümüzde işte hani bir beklenen bir deprem var deniyor. Evet. Ağustos yıl dönümü de geldi. Büyük depremimizin yavaş yavaş geliyor. Mesela hakikaten dediniz yapı sağlam. Sağlam olmayan yapıda yapacak bir şey yok. Sağlam bir yapımız var. Altyapısı sağlam binamızın. Deprem oldu. O an ne yapacağız? Gerçekten bir söyleyeyim. Bir sağlam daha. Olduğu yetmiyor önce. Daha tamam, deprem evet, olmadan önce bitirelim bir. Sabitleme. Eşyaları sabitleyeceğim. Tamam. Aile afet planı ne olacak? Şimdi biz buradayız. Çoluk çocuk eş başka yerde. Deprem oldu, haberleşme yok. Nasıl bir yere geleceğiz? Hı hı. Bir aile afet olmalı. Aile afet planı gerekiyor. Tamam. Ondan aile sonra skort yaptırmış olmamız gerekiyor. Tamam. Depremden sonra baskı. Tek para veren şey skort da. Kimse para vermiyor size. Ondan sonra deprem oturuyoruz şimdi burada. Evet. Küt diye vuruyor deprem önce alttan. B dalgası başlıyor. Evet. Önce böyle bir alttan küt diye vuruyor. Allah deprem oldu diyorsun. Sonra bakıyorsun fay hattı ne kadar uzaksa, yakınsa ona göre S dalgası gelip bizi sallamaya başlıyor belli bir zaman sonra. Tamam. Bu Marmara depreminde çok uzaktı yani vakit vardı. Tamam. Ama şimdi İstanbul'da biz neredeyse fayın üzerine oturuyoruz yani en uzak 20 kilometre. 8 saniye 6 saniyede gelecek S dalgası. S dalgası gelip sallamaya başladığı zaman neredeyse şu anda evdeyiz işte iş yerindeyiz. Çök kapan tutun yapabilmemiz lazım. Çök kapan tutun. Ama bunu böyle laflı değil, tatbik yapmamız gerekiyor. Yani şimdi afetlerde insan daha önce duyduğunu, okuduğunu değil, yaptığını yapıyor. Evet. Çök kapantını yapmadınız mı hayatınızda hiç? O zaman da yapamazsınız.
Hocam diyor kelime-i şehadet getireyim diyor. Kelime-i şehadet de getiremezsin. Çünkü daha önce de sık sık getirmiyorsan. O anda. Ciddiye bak burada tatbikat gerekiyor. Evet. Yani o anda o travma anında daha önce yaptıklarını yapabiliyorsun. Yani her bir tatbikat evde, okulda, iş yerinde afetteki paniği %50 azaltıyor. Hocam tatbikatlar ne kadar sık yapılmalı? Ya yılda en az 2-3 kere yapılması lazım ama biz hiç yapmıyoruz ki. Şimdi tatbikat yapsalar burada yangın tatbikatı falan. Hı hı. Birisi gelir bize der ki tatbikat var merak etmeyin işinize bakın. İş yerlerin tatbikat böyle oluyor. Tatbikatın da suyu çıkmış. Şimdi hocam çök kapağını tutun. Çöktük kapandık. Evet. Bir masa sıranın altına girip tamam. Koluna tutunduk masaya yüzümüzü kapattık. Gözümüze bir şey gelmesin. Hı hı. Burada beklerken bile içimizde bir ses camdan atla bak her an ev bina yıkılacak diye böyle bir şeyler oluyor. Buna şimdi herkes şeytan diyor da bu şeytan değil bu biziz. Bizim vücudumuz yabani. Deprem böyle tehlike anında vücut kendini korumaya almaya çalışıyor. Zihnimizi kontrol edebilmemiz lazım. İşte içimizden sayacağız. Hı hı. Bu çabuk geçer bir şey olmaz telkinde bulunacağız. Hı hı hı. Böylece o bir deprem bitene kadar beklememiz gerekiyor. Yok yukarı kaçarım dışarı kaçarım merdivene koşarım bunlar mümkün değil. Ve yanlış şeyler. Çok yanlış. Mesela adam sanıyor ki hep deprem Marmara depremi gibi olacak. Öyle. Çok yakında bir deprem olduğu zaman ayakta duramazsınız. Deprem bittikten sonra kendini kontrol edeceksin. Yakındakini kontrol edeceksin. Evdeysen çoluğun çocuğunu. Bir yaralanma var mı? Bir cam kırığı gelip bir yerine saplandı mı? Bir şey oldu mu? Buna bakmamız gerekiyor. Ve yangın. İlk yardım ve yangın söndürme. Depremden sonraki en önemli iki iş. Hı hı. Şimdi kaç kişi ilk yardım biliyor, kaç kişi yangın söndürmeyi biliyor ve bu tür malzemesi evinde var. Evet. Soruyorum ya ilk yardım çantanız var mı? Var var diyorlar. Nerede? Arabada. Tamam yani. Oraya bir tane çanta koymuş o işte şeyden yok kontrolden geçmek için muayeneden. Yangın söndürücü yok. Şimdi böyle bir şey olmaz ki o zaman yangın küçükken büyüyor. Bütün şehri yakarız. Bir kanama. Bir normal insanda 6 litre mi kan var? 2 litresi gidince ölüyorsunuz. Şimdi kaç saatte 2 litre kan kaybedersiniz? Birkaç saatte bu olur. Ama size yardım gelmesi büyük bir depremde birkaç günü de bulabilir. Hocam tabii o yardım gelmesi de şey, Türk İstanbul'da diğer illerde de altyapı sorunu var, yollar dar falan. Yardım bazen ulaşamıyor. Bu da ayrı bir derdimiz herhalde. Yani ya o şimdi yönetimde. Bir kere bütün İstanbul'da herkes depremzede, ailesi depremzede. Şimdi bize yardım gelmesi dışarıdan gelecek. Dediğiniz gibi şimdi bu depremde binalar yıkılacak, köprüler zarar görebilir. Büyük bir kaosdan trafikte araç var. Yardım da zaten gelemeyebilir. Şimdi İstanbul çok büyük bir kent. Aynı anda herkes ulaşmak da çok vakit alabilir. İşte o zaman ne yapmamız gerekiyor? İlk yardım bilen hayatta kalacak. Çünkü ölümlerin ilk büyük kısmı ilk saatlerde gerçekleşiyor. Buna altın saatler diyoruz. Yani kanama, 2 litre kanamayı ilk saatlerde oluyor bu süre. Tabii. 2 saatlerin dakikaları sayılı. Yangın küçükken söndürdün, söndürmedin bütün bina yanacak ilk dakikalarda bunlar. O yüzden afetlerde herkesi kendi bilgi hazırlığı en çok koruyan şey. Ondan sonra bitirdik tamam ilk yardımı yangın evde sonra konu komşu birbirine yardım etmeye başlıyor. Bu 30 dakikalık bir iş. Hı-hı. İlk hala profesyonel ekipler yok. Konu komşu birbirine yardım etmeye çalışıyor. Böyle yastık kadayıf olmamış binalardakilerin konu komşu birbirine yardım ederek çıkartmaya çalışıyor. Burada da bazen yardım ederken zarar da verebiliyoruz. Bazen kendimize de zarar veriyoruz. Mesela giriyoruz bir binanın altına, bir tünel gibi bir şey yapıyoruz. O arada bir artçı oluyor, onun altında kalabiliyorsunuz. Yani orada güçlendirme yapmadan vesaire yapmamak gerekiyor. Ama bu da eğitim. O yüzden toplum afet gönüllüsü. Biz şimdi Kızılay'da Kızılay toplum afet gönüllüsü eğitimi planlıyoruz. Ve bunun için de sadece böyle şey arama kurtarma, ilk yardım, altyapıya müdahale. Mesela şimdi deprem sonrası bir de yapması gereken şey gazı suyu kesmek.